Evet, Gülce Hanım buyurun. Hangi birini söyleyeyim? Baştan sona Cumhuriyet Halk Partisi'ne, genel başkanlarımıza sataşma var. Evet, onun için buyurun. Buradan da buyurun. Evet. Benim değerli milletvekillerimizden bir ricam var. Tabii bu tartışmayı bu üslupta, bu usulde yaparsak sür git gider bitmez. İstirham ediyorum. Bunu burada noktalayacak şekilde bir konuşma yaparsak memnun oluruz. Burada bitirelim. Başka gündemlerimiz var. Ona geçelim. Sayın Köksal buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçim kampanyasında montaj videolarla, yalan algılarla ve yandaş medyada çıkartılan yalan haberlerle PKK terör örgütüyle yan yana durduğumuz yalan algısını yaratanların buraya çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne terör üstünden saldırmaya bir kere hakları yok. Montaj videolarla yalan algı yürüttüğünüzü kendi genel başkanınız, şu anki Cumhurbaşkanı bizzat itiraf etti. Önce burada bir anlaşalım. Bir. İkincisi, FETÖ terör örgütüyle ilgili demin de söyledim. Milletvekilimiz Mahmut Tanal da söyledi. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye defalarca verdiğimiz önergeleri niçin reddediyorsunuz? Madem bu konuda bir sıkıntınız yok, buyurun meclis bir araştırma komisyonu kursun, araştırılsın. Kimin ne bağlantısı varsa da en ağır şekilde cezalandırılsın. Ben demiyorum. Sizin kendi milletvekiliniz Şamil Tayyar televizyon ekranlarında dolaşıyor. FETÖ borsasından bahsediyor. Parası olanın FETÖ'cü, parası olan FETÖ'cünün dışarıya çıktığından bahsediyor. FETÖ borsasının kurulduğundan bahsediyor. Sizin kendi içinizdeki insanlar bahsediyor. FETÖ ile olan ilişkileri. Sizin kendi kurucu İl başkanınız, daha önce Afyon'da belediye başkanlığı yapmış Burhanettin Çoban, isim veriyorum. Şu anda il genel meclis üyeniz. Televizyon ekranına çıkıp biz Pensilvanya'dan icazet almadan aday gösterilmiyorduk. Bakan olmak için, belediye başkanı olmak için, milletvekili olmak için Pensilvanya'dan icazet alınması gerekiyordu diye. Ta o 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkıp televizyon ekranında itiraf ediyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Eğer bir terör örgütüyle ilişki ve bağlantı arıyorsanız dönüp aynaya bakacaksınız. Evet.